her namazın arkasından kaza namazları kılmayı adet edindim. Bu noktada teravih namazını normal, nafile olarak mı kılmalıyım? Yoksa onun yerine kendi kazalarımı mı kılmalıyım? Şimdi bu konuyla alakalı kaynaklarımıza baktığımız zaman da Fetva Hindiye'de bu açık bir şekilde hocam zikredilir bu konu. Hı hı. Şöyle denilir, kulun geçmiş kaza namazlarını, geçmiş namazlarını kazaya bırakması aslında bir cürümdür. Hı hı. Bir hatadır, bir günahkarlıktır. Şimdi geçmişteki bu hataların telafi edilmesi gerekir. Peki o hatalar telafi ediliyorken şu an için kulun, yani şu anı yaşıyoruz, şu ana geldi. Rabbine yaklaştıracak olan, ki hadis-i kutsiyede Mevla Teala buyurduğu üzere hani kulun bana nafilelerle yaklaşır. Kulu Rabbine yaklaştıracak olan nafileleri o geçmişteki hatalardan dolayı terk etmek ikinci bir hata olur. Onun için Hanefi mezhebine göre Allah Resulü'nün yaptığına dair ve Allah Resulü'nün teşvik ettiğine dair rivayet bulunan namazların, kitaplarımız teheccüd, kuşruk, işrak, evvabin bunları zikrederler. Bunların geçmiş kazalardan dolayı terk edilmesinin doğru olmadığını söylerler. Hı hı. Onun için bu kişiler ne yapması gerekir? Kazasına ayrı vakit ayıracak, nafilelerini yapacak. Kaldı ki bir de teravih Hanefi mezhebine göre müekket sünnettir. Hı hı. Yani kavi sünnettir. Normal sünnetler gibi değildir. Bu yönüyle teravih de sünnetler içerisinde mümtaz bir sünnet olduğundan dolayı bunun terk edilme gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmaz. Hı hı. Onun için hani ben teravihimi kılıyorken farza niyet ettim, böyle bir şey olmaz. Ne olması gerekir? Mutlak suret onu nafile olarak kılınması gerekir. Ayrıca kazalara özel bir vakit tayin edilmesi gerekir. Peki hocam, bir diğer sualimiz de Berat Gecesi ile alakalı. Yine malumunuz yarın 100 rekat olarak tarif edilen bir namaz var. Hı hı. Faziletli olarak zikrediliyor. Bu noktada revatip veya müekket bir sünnet değil. Kazası olan bir kişi kazalarına mı devam etmeli? Yoksa bu geceye has 100 rekat ciddi bir külfet, evet, böyle bir sorumluluğun altına mı girmeli? Orada da yine hocam özellikle az önceki ifadeyi onun için şey yaptım. Mesela Hanefi mezhebi kaynaklarında zikredilen kuşluk namazı, işrak namazı, evvabinen bunlar da müekket sünnet değildir. Hı hı. Müekket sünnet olmamasına rağmen Allah Resulü'nün ama yaptığına dair rivayet bulunan sünnetlerdir. Hı hı. Kazadan dolayı bunların terk edilmeyeceğini fuka açık bir şekilde söylüyordur. Çünkü Allah Resulü ya yaptı ya teşvik etti. Onun için Berat Gecesi ile alakalı sahih kaynaklarda rivayetler bulunmaktadır. Ve mesela Ömer Osman Hazretleri bile İslam İlmihali'nde bu kitabı, bu namazdan bahsedilir. Bu namazın kılınması güzeldir der. Hı hı. Bu yönüyle bu şekildeki namaz sahih kaynaklarda bulunduğundan dolayı kazası olan kişilerin bu namazı kılamayacağı veya kılmaması gibi durum söz konusu değildir. Bu kardeşlerimiz ne yapsınlar? Bu namazı kılsınlar. Mutlak surette, çünkü dediğiniz gibi az önce de buyurduğunuz gibi yani bu gece Mevla'nın kuluna nida ettiği, hani mağfiret isteyen, af isteyen varsa ben bunu affedeyim demiş olduğu bir gece. Evet. Bu tür namazlara bu yönüyle ne olması gerekir? İhtimam gösterilmesi gerekir. Hı hı. Burada hocam tek şey şu, Hanefi fıkhına göre, Hanefi fukahasına göre Allah Resulü'nün yapmamış olduğu sünnetlerden bir sünnet ise onu kılmayacaksın, kazanı kılacaksın. Bakın bu birbirinden farklıdır. Yani İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. Der ki mektubatta, bir kulun öğlenle ikindi arasında mutlak öğlenin son sünnetini kıldı. Dedi ki ben 100 rekat namaz kılacağım. 1000 rekat namaz kılacağım. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, Allah Resulü'nün yapmamış olduğu bu şekilde binlerce rekat namaz, Allah Resulü'nün yapmış olduğu 2 rekat namazdan daha kasırdır. Hı hı. O 2 rekat Allah Resulü yaptı diye yapılan namaz bundan daha üstündür. Hı hı. Şimdi bu bizim tasavvuftaki geçmişimize de böyle. Yani Mevla'nın en razı olmuş olduğu kul, Habibullah olan Efendimizin yapmış olduğu o 2 rekatlık eyleme ittibaen yapılan 2 rekatlık namaz, sizin kendi kanaatinize göre, kendi ya ben bugün bir namaz kılayım, oldu feyizim, füyüzatım, şeyim yerimde, ben bir Rabbim için 2 rekat, 100 rekat namaz kılayım, bundan çok çok daha faziletli. Şimdi onun için fukahanın bakış açısı da aynı zaviyeden. Fukaha diyor ki bu yönüyle, peygamber yaptıysa, Allah Resulü yaptıysa o terk edilmez. Hı hı. Ama onun dışında bir nafile kılacak. O da nafiledir çünkü sonuçta hocam. Yani ben öğlenden sonra namaz kılmak istedim nafile. O da nafiledir sonuç itibariyle, kelime kökeni itibariyle. Ama o nedir? Farza ziyade olması cihetiyle nafiledir. Ama onu Allah Resulü yapmadı. Onun için eğer bu şekilde kendimden bir namaz kılacaksam, kazam varsa kazamı kılarım. Hı hı. Ama öyle değil. Peygamber Efendimiz yapmış ve Allah Resulü teşvik etmiş. O zaman bunların yapılması gerekir. Kazalara ayrıca vakit ayrılması gerekir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali
Muhammed.